Tonguç Spor Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayınımızı Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün tesislerinde yapıyoruz. Yanımızda iki milli bir de Eczacıbaşı kaptanı arkadaşımız var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tek tek sizi bir tanıyalım mı öncelikle? Ben Pelin. Eczacıbaşı'nda bu 4. yılım olacak. 9 yaşından beri voleybol oynuyorum. Pasör çaprazıyım. 9. sınıfa gidiyorum. Süper. Ben Nisa. 7 senedir Eczacıbaşı'nda oynuyorum. 8 yaşından beri de voleybol oynuyorum. Takım kaptanıyım. 11. sınıfım, sayısal öğrencisiyim. Dalia'ya geçiyoruz. Merhaba, ben Dalia. 9. sınıfım. 4 yıl önce Eczacıbaşı'na geldim. 7 yıldır voleybol oynuyorum. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Peki arkadaşlar, ben hani burada Tonguç Akademi'deyseniz gelecek ilk soru şudur. Dersleriniz nasıl ya da aranızda dersleri en iyi olan kişi kim? Hemen tek kişi gösterildi. Ben derslerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Ortalama? Yok, biraz üstündeyim bence. Peki yıllık ortalaman kaç mesela? Yıllık ortalamam 90, 90'ın üstü falan. 90'ın üzerindesin. Evet. Ama eminim ki Dalia ve Pelin'in de dersleri gayet iyidir diye düşünüyorum. Evet. Evet, iyidir. Peki kendinize en çok güvendiğiniz ders hangisi arkadaşlar? En güvendiğim ders matematik. Senin Dalia? Beden eğitimi. Beden eğitimi. Gerçekten. Beden eğitimi dışında bir ders söylesen. Yani matematik sanki. Fena değil yani. Hoşuma gidiyor bazen dersler falan. Pelin senin? Ya bu sene çok kalabalıklaştığı için 9. sınıfa birden geçtiğim için sınav sonuçlarım gelsin, bir sınavlara girelim. Öyle belli olsun. Sonra bakacağız evet. Diyorsun. Peki arkadaşlar, o zaman bir haberimiz var. Avrasya Maratonu düzenlenecek 3 Kasım'da. Bir ona bakalım, sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Her yaştan binlerce vatandaşın ilgi gösterdiği Avrasya Maratonu'nun 41.si 3 Kasım saat 9'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlıyor. Online başvuru sona eren maraton için geç kayıtlar ise 31 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında maraton ve spor fuarlarından yapılabilecek. Peki arkadaşlar, okulla sporu bir arada götürebiliyor musunuz? Zor oluyor mu? Bununla ilgili sorsam hanginiz cevaplar ilk? Ben cevaplarım. Gitmiyor ya, falan. Yok ya. Ya burada antrenmanlardan sonra eve geç dönüyoruz ama bu yani bitmiş demek değil. Evde ders çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz her zaman. Okul da bize her zaman yardımcı oluyor. Zaten spordan sonra yani voleybol oynadıktan sonra eve döndüğümüzde böyle daha bir rahat oluyoruz. Terimizi atmış oluyoruz. O yüzden bence ders çalışmak zor olmuyor ama zamanımız bazen kısıtlı oluyor. Benim için çok sorun yaratmıyor. Bazı dönemlerde çok zor oluyor ama. Peki siz kaç yaşında başladınız voleybola? Ben 9 yaşında başladım voleybola. Sizler? Ben 8 yaşında başladım. Aynı yaşta. Ben de 8 yaşında başladım. 8-9 yaşlarında başladım. Peki nasıl, mesela nasıl karar verdiniz? Ben voleybolcu olurum, benden voleybolcu olur. Nerede dediniz bunu? Benim annem ve babam basketbolcu. Ablamın maçlarına giderek, ablam voleybolcu benim. Ablamın maçlarına giderek etkilendim çok fazla. Normalde basketbol oynardım annem babamdan dolayı. Etkilendim, hoşuma gitti. Öyle severek başladım voleybola. Siz nasıl başladınız? Ben okulda arkadaşlarımla oynarken ailem fark etti. Sonra beni bir spor okuluna yazdırdılar. Oradan da Eczacıbaşı'na geçtim. 7 senedir buradayım. Dalia, sen Türkiye'de doğdun ve büyüdün. Evet. Benim anneannem beden eğitimi öğretmeni. Boyumuzun olacağını da düşündükleri için beni voleybola yönlendirdiler. Sonra ilk yıllarda pek alışamadım ama sonraki yıllar yani gerçekten çok sevmeye başladım ve şu an en sevdiğim şeylerden biri yani hayatımda. Hayatın olmuş gibi değil mi evet. Voleybol? Sizin gibi yine çok başarılı savunma sporunu yapan milli arkadaşlarımız var. Şimdi onların haberini izleyelim. Sonra tekrar buradayız. Kazakistan'da gerçekleştirilen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Habib Afyonlu'yu yaşadığı şehir Balıkesir'de coşkulu bir kalabalık karşıladı. Öncelikle böyle bir gururlu Türkiye'ye ve Balıkesir'e yaşattığım için çok mutluyum. İnşallah ilerleyen zamanlarda 2024 olimpiyatlarında da sadece kazanarak değil madalya alarak ilerledim. Japon rakibi Airi Yazawa'yı sadece 23 saniyede mağlup etmeyi başaran Habibe, eğitim gördüğü okulda arkadaşlarının ve öğretmenlerinin tebriklerini kabul etti. Bir diğer başarılı öğrenci ise Antalya'dan. Mehmet Akif Ersoy Okulu 6. sınıf öğrencisi Azra Ocak, merak ederek başladığı Muay Thai dövüş sporunda Türkiye şampiyonu oldu. Azra, küçük yaşına rağmen Muay Thai yarışmalarında toplam 3 defa Türkiye şampiyonu olarak okulunu ve ailesini gururlandırmayı başardı. İmkansız diye bir şey yok. Yani çabalarsak her şeyi yapabiliriz. Yaklaşık 6 senedir ediyor. Çok azimli ve istekli. Bu yönde biz de çok destek oluyoruz. İnşallah ileride çok başarılı olacak. Tonguç Akademi olarak sporcularımız Azra Ocak ve Habib Afyonlu'yu gönülden kutluyoruz.
Milli takımımız Avrupa'da final oynadı. Bu da sizin için büyük bir motivasyon olmuştur. Fakat siz de o arada başka bir yerde yediniz. Ben biliyorum ama size soralım. Neredeydiniz o an? Pelin. Biz o sırada Avrupa şampiyonu olduk. Oradan da Balkan şampiyonasına gitmiştik. Hı hı. O turnuvadaydık o sırada. Bosna Hersek'teydik. Avrupa şampiyonasında finalde kiminle oynadınız? İtalya ile oynadık. 3-0 kazandık. 3-0 kazandınız. Süpersiniz arkadaşlar. Bu aslında yavaş yavaş tabii ki gündeme gelecek. Onlar da A milli takıma çıktıklarında biz de onların başarılarını çok fazla duymaya devam edeceğiz. Şimdi Down sendromlu bir milli yüzücümüzün başarısı var. Onu izleyelim hep beraber. Down sendromlu milli sporcu Fatma Çağlademir, ailesinin desteğiyle başladığı yüzme sporunda kazandığı madalyalarla dikkat çekiyor. Fatma Çağla, 400 metre karışıkta Avrupa ikincisi, 50 metre kurbağalama ve 200 metre kurbağalamada ise Avrupa üçüncüsü olarak önemli başarılara imza attı. Bu nasıl artık benim için hedef dünya birini almak demek istiyorum. İşte bunu tekrar bunu oradan alacağım. Buraya geleceğim. Türkiye bayını havada açacağım. Babası ve antrenörü olan Orhan Demir'in desteğiyle çıtayı yükseğe koyan sporcu, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Evet, yüzücü arkadaşımızı da tebrik ediyoruz başarılarından dolayı. Arkadaşlar, sosyal medya kullanıyor musunuz? Tabii ki. En çok hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Ya biz genel olarak voleybolcular olarak da Instagram'ı çok seviyoruz. Instagramcısınız. YouTube daha mı az? Yani evet. Değişiyor. Peki size böyle çok fazla soru geliyor mu? Hem yaşıtlarınızdan, belki işte öğrencilerden. En fazla hangi soruları alıyorsunuz Dalia? Yani öncelikle tabii ki boyun kaç sorusunu çok alıyorum. Aa, sormadım. Boyun kaç Dalia? 1.92. 1.92. Teşekkür ederim. Ben boyumu söylemeyi düşünmüyorum. Nisa? Benim 1.86. 1.86. Pelin? Aa, kısaymışsın Nisa ya. 88 benim de. 88. Peki bunun böyle bir avantajı, dezavantajı oluyor mu okulda ya da arkadaşlarınız arasında? Tabii beden eğitiminde muhakkak kafalarına smaç vuruyorsunuzdur diye düşünüyorum ama. Yani tabii ki hani böyle insan böyle boyuna daha yakın insanlarla, herkesin böyle tek gözünün ona bakmadığı insanlarla dolaşmayı daha çok seviyor tabii ki de. Daha rahat oluyor tabii. Evet. O yüzden öyle sıkıntılar oluyor. Onun dışında başka bir sıkıntı olmuyor. Peki yani. Gelecekteki hedefin ne voleybolla alakalı? Tabii ki her voleybolcunun hayali gibi A milli takıma girmek istiyorum. Hı-hı. Ve yani güzel bir kulüpte iyi başarılara ulaşmak istiyorum. Mümkünse sakatlanmadan 35 yaşına kadar falan. İnşallah diyelim. Nisa sen? Tabii ki ben de A milli takımın pasörü olmak istiyorum. Hı-hı. Ve hani... Bir idolün var mı? Var. Kim? Bizim milli takımımızdan Nazak Yol. Hı hı. Bence çok iyi bir pasör. Bizce de öyle. Evet. Peki Pelin'e gelelim. Ben de tabii ki daha A milli takımda olmak istiyorum. Olimpiyat görmek istiyorum. Hı hı. En önemlisi bence. Ben de Eczacıbaşı'nda Boskoviç'i idolüm olarak görüyorum. Ben de solağım, o da solak. Aynı pozisyonda oynuyoruz. İkiniz de smaçörsünüz. Evet, pasör çaprazı. Peki sana bir şey soracağım Pelin. Sen bir smaç vursan ve o top benim suratıma gelse ben ne yaşarım? Arkadaşlara bir bahseder misin? Ve burnunuz falan kanar, gözünüz kararır belki. Ufaktan bir sarsıntı geçerim. Biraz kenara çıkıp şu şekilde dururum muhtemelen. Biraz hayata bakış açım değişebilir. Kulağa geldiyse kulak duymaz falan böyle. Biraz kulağım duymaz ama sonra toparlarım. Tabii evet, siz de evet. Muhakkak idmanlarda çok yaşıyorsunuz bu tarz durumlar. Evet. Arkadaşlar son bir haberimiz var. O da Ağrı'dan. Onu da izleyelim. Sonra yavaş yavaş hep beraber kapatalım programımızı. Ağrılı öğrenciler, sporumu yapıyorum, dersime giriyorum projesi kapsamında her sabah okul öncesi spor yaparak derse başlıyor. Beden eğitimi öğretmenleri tarafından derse girmeden önce müzik eşliğinde ısınma, esneme, açma ve germe hareketleri yapan öğrenciler güne daha zinde başlıyor. Evet, son olarak ileride voleybolcu olmayı düşünen, sporcu olmayı düşünen arkadaşlara ne tavsiye edebilirsiniz? Hem okul hem sporu bir arada düşünerek. Ya hem okul hem sporu beraber götürmek zor, disiplin gerektiriyor ama herkes yapabilir böyle, hı-hı, şeyleri. Kendilerine güvenirlerse bence yapabilirler. Peki, sana soralım. Biraz da sana farklı şöyle sorayım. Sence nereden başlayabilirler? Şu an voleybol oynamak isteyen biri nasıl başlayabilir? Yaz okuluna mı gitmeli? Başka bir şey mi yapmalı? Ne yapabilir? Eğer gerçekten oynamak istiyorsa zaten illa bir yolunu bulup oynar yani. Ama spor okulları var. Onlara kayıt olabilir. Hı hı. Daha sonra da eğer zaten
oynamayı çok istiyorsa en iyi yere gelebilir. Hı-hı. Kendine güven işte. Son olarak sana da sorarım Dalia. Böyle çok bıktıkları anda bile asla bırakmasınlar. Çünkü o antrenmana girdiğin anda her şeyi unutuyorsun ve böyle o bıkkınlık tamamen yok oluyor. Ve çok mutlu, güzel bir antrenman geçiriyorsun. Yani asla bırakmasınlar bence. Bazen idmana çıktığında belki çok yorgun bile gelsen o atmosferle yavaş yavaş kendini toparlıyorsun. Evet, mesela bazen antrenmana girmeden önce böyle of yine antrenman var falan. Ama hocalarım bu arada duyuyorlar evet. Seni. Of yine antrenman var. Ama antrenmana girdiğin anda böyle her şey böyle değişiyor. Böyle çok güzel bir antrenman geçiriyorsun ve hepsini unutuyorsun falan. Her gün öyle başlıyor. Yani. Tabii müthiş bir takım arkadaşlığı. Çok güzel bir de atmosfer var. O zaman size şimdiden başarılar diliyorum tekrar. Umuyorum ki sizleri ve tüm arkadaşlarınızı ileride A Milli Takım'da görme fırsatı buluruz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Tonguç Spor Bülteni'nin burada sonuna geldik. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.